sen anlat kara deniz. Bakıp bakıp olmuyorlar. Bir şey yapmam lazım. Pazardaki amcalar gibi. Gel vatandaş gel. Çocuğum seninle. Vatan geminin malları bunlar. Param olsa ben alsam. Gel vatandaş gel. Hazan Hanım? Ben Genco denilen heriften 5 kuruş para almadan okudum biliyor musunuz? İlk önce parasız yatılı. Sonra da öğretmen okulu. 5 kuruş parasını almadım. Cumartesi pazarda tezgahtarlık yaptım. Öğretmen olmak için. Hazan Hanım, ben anlamıyorum gerçekten. Nefes, ne oluyor? Eşiniz Yiğit'i benim sınıfımdan almış. Beni genç onun kızı sandığı için. Geminizi onu batırdığını düşündüğü için. Peki benim suçum ne? Genco annemin ikinci kocası. Ne benimle ne de kardeşimle hiçbir bağı yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Ama eşiniz Genco yüzünden beni cezalandırdı. Olan bu. Ay, ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum. Baban seni niye bizim sınıftan aldı? Yo, anladı ki. Aldı, ben bugün duydum. Selamünaleyküm. Ver oğlum. Sıcak ana. Nefes. Tahir, sen Yiğit'in sınıfını mı değiştirdin? Ben neden bu konuyu konuşacaktım seninle? Neden bana söylemedin? Nefes, o kadın Genco'nun kızı. Hayır, değil. Nasıl değil? Sen nereden biliyorsun? Çünkü kendisi gelip söyledi. Nasıl? Buraya mı geldi? Evet. Tahir, ayrıca Genco'nun kızı olsa ne fark eder ki? Yani Yiğit, Vedat yüzünden böyle bir şeye maruz kalsa ne yapardın? Çocuklar, ne yapıyorsunuz bakalım? Yiğit nerede? Para kazanmaya gitti. Nereye gitti? Thank you.
İlk gün zor olur. Ama zamanla alışırsın. Evet, zor oldu. Bu oruçtan değil. O it herif sana bir şey mi yaptı? Yok nene. Dediğin gibi. İlk gün zor oldu. Hayırdır inşallah kim kim. Biri nasibini almaya gelmiş. Dur dur, sen otur ben bakayım. Yiğit. Senin ne işin var burada? Yiğit! Anneciğim neredesin? Yiğit! Hülya abla, ben bunu emmeyeceğim. Birincisi, Hülya abla değil, Hülya diyeceksin. İkincisi, o yemek bitecek. Aç değilim. Melek yemeğini ya. Genco aç değilim diyor. Bırak sonra yesin. Melek önündeki yemeğini ye. Kuzum, üzerine sarımsaklı yoğurt yapayım. Güzel olur öyle. Melek hanım veya küçük hanım diyeceksin Hülya. Çık dışarı. Şimdi yemeğini ye. Yemeğini ye! Sen karışma. Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel dedim sana. Bırak beni, ne olur bırak beni, ne olur. Sana ne verirsem onu yiyeceksin. Bırak beni, lütfen bırak. Bir daha da sofradan benden izin almadan kalkmayacaksın. Demedim mi sana? Bırak. Ha? Alo Ali. Efendim Devrem. Yiğit kayıp Ali, Yiğit kayıp. Ne? Kuşağı diye tuttum ben. Hadi ye. Alo Nefes Hanım. Ben Hazan. Yiğit burada, merak etmeyin. Hemen geliyoruz. Teşekkür ederim. Nasıl? Öğretmenle mi gitmiş? Ulan nasıl gitti o uşak oraya? Ay şükürler olsun. Dini ben öğretiyorum. Onu ben yetiştiriyorum. Benim eserim olacak. Madem yardımcı olmuyorsun,
Öyleyse engel. Çabuk. Yiğidim, çok merak ettik ama biz seni aslanım. Anneciğim, sen öğretmenini çok mu seviyorsun? Yiğit buraya nasıl geldi bilmiyorum. Zaten hemen sizi aradım. Çok teşekkür ederiz. Yok, ne demek. Bu arada oruç musunuz? Ben oruç değilim ama Tahir oruç. Yani isterseniz sofraya buyurun. Allah ne verdiyse artık. Hadi Tahir. Tahir. Ayını al da gel sofraya. Kızım, senin adın nedir? Nefes teyzeciğim. Bizim Hacı Dursunoğlu'nun bir torunu var. Çok yakışıklı. Nene. He? Ne konuştuk seninle? Konuştuk. Tanıştırayım mı? Olur nenem, tanıştır. Olur. Bir dakika. Ya bu bayağı kişilik olur muymuş? Hiç gel bakayım sana. Melek, iyi misin? Ne oldu? İyi akşamlar. Dünya hakikaten küçükmüş değil mi Tahir Bey? Dünya küçük mü bilmem ama sen bu ara benim karşıma biraz fazla çıkıyorsun Gence Tamar. Öyle mi? Burası benim üvey kızımın evi. Kim kimin karşısına çıkıyormuş bakalım. Kızım sen bu adamla niye kaçıyorsun? Kızım mı? O benim kızım. Seni de ilgilendirmez. Melek. Hadi gidelim. Gel. Senin ne işin var burada? Oo Hanife Hanım. Nasılsınız? Maşallah. Mihrap yerinde. Sağlıklı gördüm sizi. Bakın doktora, ekmeğe, tuza ihtiyacınız olursa yardıma hazırım biliyorsunuz değil mi? Maşallahım var. Kısmetse seni gömerim.
Hanife. Yaptın gene bir latife. Kızım. Akşam akşam korkuttun bizi. Evden kaçmak ne demek gece vakti? Melek kaçmadı. Ablasının yanına geldi. Kız ablasının yanına gelmiş. Haydi daha fazla zorlama. Haydi. Tahir, karışma. Bunu konuşmak için biraz geç kaldık. Çoktan karıştım. Haydi. Gece gece arıza çıkarma. Yürü git yoluna. Kız belli ki korkmuş. Bu gece ablasının yanında kalsın. Ablacığım. Ablacığım iyi misin? Ha? Ne oldu? Ha? Anlat bana. Anlatabilirsin ablamı. Ne yaptın sen kardeşime? Ne yaptın kardeşime? Annesiyle kavga etmiş. Ergenlikte olur böyle şeyler. Sen sakin olsana biraz. Hazan. Ben evden çıkarken Nilüfer hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Haberin var mı? Ya yanında kızı olmadığı zaman perişan oluyor. Çok üzülüyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Biliyor musun? Git kızımı bana getir dedi. Yoksa... Yoksa ne? Bu aralar Nilüfer'i tanıyamıyorum. Böyle deli deli hareketleri var. Korkutuyor beni. Hem kızı yanında olsun istiyor... ...hem de birlikte oldukları zaman kavga ediyorlar. Öyle değil mi Melek? Sen söyle. Bak ablana öyle mi değil mi? Ha? Git hayır. Buradan! Oy nene! 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 Tamam. İçeri geç. Nene içeri geç. Hayır. O it gitsin. Sonra girerim ben içeri. Siz girin. Terim. Tüfeği ver. Tamam hadi. Nene. Haydi geç içeri. Tüfeği ver. Nene. Hadi. Nene. Hadi. Tamam. Nene. Tamam ben aldım. Hadi. Lütfen. Hadi gel biz içeri gidelim. Hadi teyzeciğim. Hadi geç içeri. Anne. Ne oldu? Bu saatte insanları soktuğun sıkıntıya bak. Hadi gel, gel gidelim artık. Hadi. Kardeşim hiçbir yere gitmiyor, burada kalacak. Duydun Genco. Daha fazla zorlama. Melek burada kalıysan gidiyorsun, haydi. Ya senin işin gücün yok mu? Hı? İşin gücün yok mu senin? Batan geminle ilgilensene, maddi zararım var, onlarla ilgilensene. Hı? Ben ayrıca sana seve seve yardım etmeye de hazırım, söylüyorum işte. Bunu sonra konuşacağız. Vakti gelince. Ben her zaman müsaitim Melek. Haydi bak. Annen seni bekliyor. Üzülmesin. Hadi. Hadi. Melek. Burada kalıyorsun tamam mı? Ben senin yanındayım tamam mı? Korkma. Meleğim, güzelim, söyle bakayım. Bu herif ne yaptı sana? Sövdü mü, sövdü mü? Meleğe vurmak ha? Ne diyorsun sen? Ne ben bir fiske vururum ne de onun saçının teline dokunacak olan kişiyi affederim. Ayrıca bu seni hiç ilgilendirmez. Bak yaşadığın sıkıntılar yüzünden gelip mekanımı basıp ailemi korkuttun, ben bunu anlayışla karşıladım ama artık şansını zorluyorsun.
Yapı meselesi. Ben severim genelde şansımı zorlamayı. Bunu da sonra konuşacağız. Anne. Anneciğim yok bir şey. Sen şimdi biraz Hanife teyzeyle otur. Ben de geleceğim şimdi, tamam mı? Nereye gidiyorsun ki? Bir yere gitmiyorum anneciğim, ben buradayım. Biz dışarıda konuşacağız. Sonra geleceğiz, tamam mı? Teyzeciğim, merak etmeyin ne olur. Dışarıda çıkmayın, olur mu? Söz veriyorum, göndereceğiz onu. Yiğit size emanet. Melekciğim. Bak Melekciğim. Gel hadi. Üzme beni. Meleğim. Benimle kalacaksın, tamam mı bu akşam? Benimle kal. Ha? Bak annen çok üzülecek. Çok ağlayacak sonra. Ya siz gerçekten anlamıyor musunuz? Siz anlatabilir misiniz hanımefendi? Ben anlatayım. Melek burada kalıyor, sen gidiyorsun Tamar. Anlatabildim mi? Sen de anlatamadın. Ablacığım, ben gitmek istiyorum, olur mu? Melek, Melek bak burada kalabilirsin. Gitmene gerek yok. Çok özür dilerim, gerçekten gitmek istiyorum. Çok iyiyim. Melek, gitme. Ablacığım merak etme, gerçekten çok iyiyim. Gitmek istiyorum, gitsen daha iyi olacak. Melek. Merak etme. Lütfen. Bak şimdi olacak şey mi? Gecenin bu saatinde yani bunca insanın huzurunu kaçırdın. Hiç yakıştı mı sana? Bak kızarım sonra ha. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Melek. İyi geceler. Hanife Hanım'a selam söyleyin. Gerçi beni pek hoş karşılamadı ya. Az kalsın kevgire çevirecekti. Arayı diyorum, soğutmayalım Tahir. Kızı alın. Ali bir haber yok mu? Yok Esma, yok. Tahir aradım, ulaşamadım. Siz aradınız mı? Biz de aradık Tahir'i ama ulaşamadık. Nefes'i aradık, o da telefonunu açmadı. Tamam, ben aramaya devam edeceğim. Haber gelirse ararsın. Tamam, ararız biz de. Esma, ne dedi kızım? Bir haber yokmuş. Allah Allah, ya nereyedi bu çocuk ya? Çok şükür Aray. Alo Tahir oğlum, nereye yazıyoruz? Buldunuz mu Yiğit'i? Evet abi, sağ salim bulduk çok şükür. Çok şükür Allah'ıma ya. Bulmuşlar mı? Bulmuşlar, bulmuşlar. Nereye yiyordu peki? Nereye gitmiş o? Öğretmenine kaçmış. Öğretmenine mi? Yok artık. Abi biz yoldayız, geliriz. Gelince konuşalım mı? İyi tamam koçum, gelin de konuşalım haydi. Bana bak çabuk gelin ha. La bir bardak suyla açtık orucumuzu. Aç yüze haydi. Olmaz öyle, siz başlayın. Haydi az kaldı, geliriz biz. Ah Tahir ah. Elimi tutmayaydın. İki kaşın arasından vuruvereydin. Ne güzel olurdu.
Efendim? Anne. Anne ne oluyor? Yok bir şey. Nasıl bir şey yok? Anne Melek koşarak buraya geldi, nasıl korkmuş biliyor musun? Sonra da Genci geldi, Melek'i aldı götürdü. Yok bir şey. Anne! Biraz tartıştık. Önemli bir şey değil. Ben iyi değilim. Başım kötü. Sonra konuşuruz. Anne kap... Biraz daha iyi misiniz? Müsaadenizle ben gidip ortalığı toplayayım. Bir de o halde görmesin. Böyle saçma bir şey yaparsın. Anneni düşünmen gerektiğini biliyorsun değil mi? Öyle Hazan buraya geldi diye ona sığınmaya çalışma. Sen bu evden bir adım öteye gidemezsin canım. Anladın mı? Evet. Umarım anlamışsındır. Ama yine de bu hareketini cezasız bırakamam. Beni düşürdüğün şu durumu görüyorsun değil mi? Ha? Görüyor musun? Güzel. Ama yine de bu saçmalığı cezasız bırakamam. Eğer cezasız bırakırsam bunun benden çok sana zararı olur. Bak, senin doğru düzgün yetişmen için ben nasıl çaba sarf ediyorum. Görüyor musun? Görüyor musun? Soru sorduğum zaman cevap ver. Evet, görüyorum. Bravo! 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 Ben bakarım. Bak bakalım kızım, hadi. At çabuk gelsin Ali abi, hadi. Uşağım sen bizi bayağı korkuttun. Lan nereye koymuşsun seni? Para kazanmak için oyuncaklarını satmaya gitmiş. Sonra da öğretmenine kaçmış. Sen oyuncaklarını mı sattın? Benimkileri de, balaminkileri de. Gel Ali, gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Geç, geç Ali, geç, geç. Baksana, kaçak bulundu. Hoş geldin kaçak. Haydi millet öldü acından. Bismillahi velhamdülillahi. Allahümme leke sülhü ve alâ. Rızkike eftertü ve aleyke. Tevekkeltü sübhaneke ve bihamdike tekabbel minni. Eke entesselü alî. Amin. Allah kabul etsin. Amin. Mustafa yavaş ya, boğulacaksın. Nerede böyle oluyorum da sonra alışırım ha. Allah Allah, ben niye görmüyordum acaba? Nefesim, bana az çorba daha koyar mısın? Tabii. Başka isteyen var mı?
Abla eline sağlık. Afiyet olsun. Ben yaptım çorbayı. Ne tavsiyede o Arifet? Tabii estağfurullah. Ali oğlum orada ekmek uzatıyor bakayım ha. Al hocam. Esma gaygana yazsana, gaygan al bir tane. Ekmek veri ver. Yeni yemek miyim? Tayin salata. Bravo, sağ ol. Çorba çiçeği. Mustafa al ekmek de ye bari. Orada yedin ki çünkü ekmeğe yer kalmadı. O Hanife Garis'te bana dedi ki sen ne kadar kilo almışsın. Nereye almışım kilo? İşte bile. Allah Allah. Tatlıya da yer açın. Lezmine kapıyı iki kere çaldınız. Ben girin demedim ama siz girdiniz. Neden sabredemediniz? Otur. Ama ben sabrediyorum. Hep sabreden benim. Onca şeye rağmen. Tüm gayretlerime rağmen bir adım ilerleme kaydedemeyen sizlere karşı hep sabrediyorum. Oysa siz 30 saniye sabredemediniz. Beni anlıyorsunuz değil mi? Bir soru sorduğum zaman cevap istiyorum. Bunu anlamak bu kadar güç mü? Hı? Anlıyor musunuz beni? Evet anladım. Evet anlıyor. Neyi anlıyorsun Elif'im? Sen bugüne kadar neyi anladın Nilüfer? Hı? Söyle bana. Sen bugüne kadar neyi anladın? Bilmiyorum. 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 Neyi söylemem gerektiğini bilmiyorum. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ne güzel. Aptallığının, kafasızlığının, saygısızlığının en güzel sığınağı özür dilemek. Özür dile ve kurtul. Öyle mi? Değil. Ama işi... Sözümü kesme! Özür dilerim. Yine döndük başa. Peki Nilüfer neden özür diliyorsun? Niçin özür diliyorsun? Niçin? Ben... İşte ben de bundan bahsediyorum. Çünkü sen neyi yapabildiğini, neyi yapamadığının farkında değilsin. Sadece şu andan kurtulmak için özür diliyorsun. İşte ben de tam bunu söylüyorum sana. Melek. Yani şimdi bu yaptığın hoş mu senin Melek? Bu yaptığın hoş mu? Yakıştı mı sana? Ama senin de suçun yok. Yani seni eğitmesi gereken insan. Bu. Annen. O hiçbir zaman üstüne düşeni yapamıyor ki. Keşke yapabilseydi. Ama işte halbuki... Ne olması lazım Melekciğim? Ha? Ne olması lazım Melekciğim? Hı? Annen olacak bu kadının seni hayata hazırlaması lazım, değil mi?
sana kanatlarınla uçmasını öğretmesi lazım. Sana neyin doğru, neyin yanlış olduğunu onun öğretmesi lazım. Ama bu işte bana düşüyor. Hadi. Ziyade olsun. Allah Halil İbrahim bereketi versin inşallah. Amin baba. Amin. Amin babam. Amin babam cümlemizin sofrasına. Çok şükür. Daha vakit var teraviye. İyi babam var. Asiye. Kızım ben çok yedim ha. Vallahi çatlayacağım. Olsun olsun Mustafa. Afiyet olsun. Ali oğlum. Buyur hocam. Esma sana bir şey dedi mi? Söyledi hocam. Ya çocuklar yaza düğün yapalım diyorlar. Ne diyorsun? Ay ne kadar güzel olur Esma. Yapalım tabii baba. Hayırlısı inşallah. Hayırlısı bakalım. Ufak ufak hazırlanalım artık ha. Nasıl? Nasıl yani amca? Yok ben düğün için demiyorum ya. Teravih için diyorum. Yiğit, balım. Hadi amcam, hadi babam. Hadi gelin. Hadi kızım ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Allah kabul etsin. Ben toplarım ana tamam merak etme. Merak etme. Sana annene iyilik yapman için bir fırsat sunuyorum. Eğer ben yaparsam iki eline birden basacağım. Oysa senin bunu yapmana gerek yok. Tek eline basman yeterli. Böylece öbür elini kullanabilecek. Ona iyilik yapmış olacaksın. Hem bundan böyle elinden gelenin en iyisini yapacak. Elini gördükçe bunu hatırlayacak. Ayrıca eli iyileşene kadar öbür elini kullanabilecek. Yapmayacağım bunu. Ne olur sen de yapma. Yalvarırım yapma lütfen. Biliyorum şimdi bana kızıyorsun. Ama emin ol bu gerekli. Yani ben cani miyim hiç olur mu öyle şey? Onun terbiye olması için gerekli. Yalvarırım yapma. Lütfen yapma ne olursun yapma lütfen. Bas şunu bas! Hadi! Melek yap şunu. Yap da bir sipin. Bak gördün mü? Bak. Bak bak. O da istiyor. Hadi. Hadi. Yalvarırım ne olursa yalvarırım. Lütfen yalvarırım ne olursa. Hadi. Hadi. Yalvarırım yalvarırım. Hadi dedim. Hadi kızım, lütfen. Hadi. Yapma. Hadi. Allahu Ekber. Semi Allahu minen hamide. Allahu Ekber.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kime Allahümden hamide? Allahu Ekber. Sür kızım şunu. Anne çok özür dilerim. Anne çok özür dilerim. Benim yüzümden oldum. Acıyorum. Şimdi şöyle hafifçe saralım. Hava alsın. İki gün sonra açarız. Yavaş. O nerede? Bilmiyorum. Çıkarken gördüm. Nereye gittiğini söylemedim. Al bu su. Ablam arıyor. Sakın bir şey deme. Daha da büyümesin. Yoruldum. Neden çıkmıyorsun telefonuna? Duymadım. Ne oldu? Bir şey olmadı. Eve geldik işte. Annem iyi mi? İyi. Melek. Yarın buluşalım, konuşmamız lazım. Haberleşiriz. Uyuyacağım şimdi. Tamam, bak orada ne oluyor, bana her şeyi anlatacaksın, tamam mı Melek? Konuşuruz, iyi geceler. O senin kardeşin değil. Tut kulağından, getirme. O it herif. Döveyim, seveyim mi bilmem. Her musibet beklenir o heriften. Annem izin ver. O kadar da değil. Ananın kendine faydası yok. O itin gölgesine basmaya korkay. Ah Tahir'a. Ben o herifi iki kaşının arasından vuruvereydim. Sen sağ, ben selamet. Hepimiz kurtulurduk.